Beyler bayanlar selamlar. Call of Duty Warzone sezon için bitmesine neredeyse bir gün kaldı. Çok az süre kaldı. Yeni gelecek sezonla ilgili heyecanlı mısınız? Açıkçası ben heyecanlıyım. Özellikle bir silahı çok merakla bekliyorum. Hangi silahı? Hadi gelin tüm hepsini birden inceleyelim. Silahlardan önce gelecek modlardan bir tanesi var ki gelirse sonuçlar kaldırır mı bilemiyorum. Burada doğadan bahsetmiyorum ama hazır doğanın da konusu açılmışken bildiğiniz üzere birkaç gün önce geldi doğa modumuz. Herkesin sezon 3 başında getirdiler kesin diye beklediği doğa modunu Activision sürpriz bir şekilde sezonun sonunda getirdi. Solo, trio ya da squad gibi kalıcı olur mu bilmiyorum doğa modu. Sonuçta hatırlarsanız sniper ve pompalı modu için trio'yu kaldırmışlardı. Yine aynı şekilde squad gelince de kaldırmışlardı. O yüzden doğada yakın bir zamanda kaldırmışlardı kaldırılabilir. Eğer du modunu sevdiyseniz, oynayabildiğiniz kadar oynayın, tadını çıkardın kaldırılmadan önce. Evet peki benim biraz önce bahsettiğim mod neydi? 200 kişilik mod arkadaşlar. Açıkçası bu 200 kişilik mod dedikodudan öte değil. Reddit'te sürekli konuşuluyor bu. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. Zaten yapsalar bile kötü olan serverları destekler mi ondan da emin değilim. Yaparlarsa da artık military, superstore, airport gibi sık tercih edilen atlama bölgeleri tam bir cücüne haline döner. Düşünsenize zaten 3-4 squad gelince zar zor kaldırıyorduk. Oraya bir de 6-7 tane squad geldiğini düşünün. Eh artık. Activision blogunda geçen gün yaptığı paylaşımla da ''Saat işiyor gençler sezon bitmeden Battle Pass'inizi kasmadıysanız kasmaya bakın.'' dediler. Bunun için de Pacific Time'a göre 11pm yani Türkiye saatine göre yarın akşam 8'e kadar vaktiniz var. Sezon bittiğinde ise yeni sezon direkt başlayacak ve yeni sezonla yeni silahlar, operatör, harita, oyun içi değişiklikler derken yine çok büyük boyutlu bir güncelleme bekliyoruz. Benden de size burada küçük bir tavsiye olsun. Eğer yarın sabah Aiden ayrılacaksınız, işe falan gideceksiniz. Bilgisayarınızı ve VPN'i açık bırakın ki siz eve gelene kadar güncelleme yapsın. Diğer türlü herkes aynı anda indirme yapmak için sunuculara yüklendiğinden dolayı internet hızınız ne kadar iyi olursa olsun indirme hızı 100-200 kilobaytlara kadar düşebiliyor ve tüm akşamınızı güncelleştirme yaparak yalan oluyor. Tabi bunu yapmadan önce de küçük bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Battle.net'i açtıktan sonra ayarlar kısmına girerek Game Settings'e basın. Sol taraftaki sekmelerden Game Install Update'i seçin. Aşağıda Otomatik Updates kısmında son güncellemelerin ve gelecek güncellemeleri indir seçeneğinin aktif olduğuna emin olun. Yoksa bilgisayarı açsanız, Betonet'i açık bıraksanız bile boşu boşuna açık kalmış olur. Arka planda indirmeyi yapmaz, güncelleme başlamaz. Konsol oyuncuları ise konsolu kapatmayıp uyku modunda bırakarak güncelleme gelir gelmez arka planda indirmesini sağlayabilirsiniz. Konumuzdan kopmadan ne diyorduk yeni silahlar? Şimdi söyleyeceğim silahlar tamamen tahmine dayalı arkadaşlar. Bilgisayardan anlayan bazı insanlar Call of Duty dosyalarındaki verileri kurcalayarak oyun içindeki gizli olan dosyalara ulaşıyorlar. Ve bu dosyalardaki isimlerden, görüntülerden, seslerden yeni gelebilecek silahlar hakkında bilgiler paylaşıyorlar. Ben bu görüntüleri size sunamayacağım maalesef. Kanalım küçük olsa da bu tarz şeyleri, daha yayınlanmamış şeyleri zorla elde edip paylaşmak ileride başıma dert açabilir. O yüzden örnek görüntüler kullanacağım. Ama eğer merak ediyorsanız arka plandaki Reddit konusunu bularak kendiniz ulaşabilirsiniz. Göz kırpmayı da beceremiyorum. Neyse siz anladınız. İlk silahımız APC9. Bu silah esencilerin arasında ve 9 milimetrelik mermi kullanıyor. Özellik olarak ise en hızlı SMG'lerden biri diyebiliriz. Oyun çıktığından beri bu silaha ait toplamda 4 tane gizli blueprint dosyası mevcutmuş oyun dosyalarının içinde. O yüzden ta sezon 1'den ta oyun ilk çıktığından beri paylaşılmadığı için sezon 4'te gelir mi, gelmez mi emin değilim. İkinci silahımız benim de heyecanla beklediğim Vector. PUBG'den bilen bilir. Uzatılmış şarjöre ve tüm eklentiler sahip olunca bir silah yakın mesafede tüm squadı bile eritebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Oyundaki en hızlı atış hızına sahip bu silaha ait ise oyun dosyaları içinde iki tane gizlenmiş dosya bulunuyor. O yüzden bu silahın bu sezon gelebilmesi yüksek olasılık diyorum. Üçüncü silahımız ise HKG28. HKG28'e ait çok fazla bilgi yok şu anda ama sıradaki yeni Maxman Rifle bu olacak gibi gözüküyor. Yok mu Assault Rifle diyenlere de benim tahminime göre bu sezon kesin gelecek olan Galil var. Bilenler bilir hem eski Call of Duty oyunlarından hem de CSGO'dan. Belki çok tercih edilen bir silah değildi CSGO'da falan ama klasiklerden biriydi. Oyun dosyaları içinde de Galil'e ait iki tane ses ele geçirmişler. Hem tekli hem çoklu atış sesi. Bakalım 7.62 mermi kullanan bu yeni eğer sezon 4'te gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Son olarak ise sniper var. XM109. Diğer sniperlardan farklı olarak gerçek hayatta bu silahın bomba atar tüfeği olmasıyla daha fazla hasar vurması ön plana çıkıyor. Gerçi bu özelliğini oyuna yansıtırlar mı bilemiyorum. Oyun dosyalarında da görüntü olarak EXL'ye benzer bir görüntü ve HDR'ın istatistiklerini kullanmışlar. Belki de ikisinin arasında ortaya karışık bir silah olabilir. Ne AX50 e gibi mermi düşümü fazla olur. Yani uzaktan sıktığınızda direkt adamın üstüne gidebilir. Ne de HDR gibi yavaş olur. Tam ikisinin de ortasında hem merminiz tam adamın üstünü bulur. Hem de AX e kadar seri olmasa da seri bir silah olur. Seri bir sniper olur. Genel olarak da bakarsak benim tahminim Mektar ve Galil sezon başında gelecek iki silah. Zaten ara teaser'da gösterilen silahlardan birisi de Galil. Sezon ortasında ise hala yapım aşamasında olan HKG 28 getirilebilir gibi duruyor. Diğer sezonlarda da olduğu gibi en az 4 silah geleceği için son gelecek silah da sniper olabilir. Tabi bunların hepsi tahmin arkadaşlar. Ne olacak ne bitecek artık yarın yeni sezonda göreceğiz. Peki ev tahminlerden konuştuk. Yarın gelecek şeylerden neredeyse kesin olan şey var ki o da yeni operatörler. Activision'ın yayınladığı görüntüye göre Captain Price kesin geliyor diyebiliriz. Valla Captain Price hem sevinirdi hem üzdürdü çünkü artık haritada herkes aynı skin'i kullanacak. Herkes ne diyecek? Bravo 6, Going Resimdeki diğer operatör ise Captain Price'ın hemen sağında bulunan Kyle Geurig duruyor. Son operatörle ilgili de yani Captain Price'ın solunda duran operatörle ilgili de hiçbir bilgiye sahip değiliz. Reddit'te de baktım, başka videolarda baktım, kimse bir şey bilmiyor. Eğer benim gözümden kaçtıysa ve siz biliyorsanız kim olduğu ile ilgili yorumlara yazın, hepimiz öğrenelim arkadaşlar. E peki bu resimden çıkartacaklarımız bu kadar mı? Tabii ki de hayır. Siz de fark ettiyseniz resmin olduğu bölge military base ve arkadan bir duman geliyor. Bu duman da military base'in arka tarafında kaçıyor. Ne tarafa doğru kaçıyor birazcık böyle haritayı gözünüzde canlandırın. Bunker 11, Sığınak 11'in bulunduğu yerden geliyor. Sığınak de sezon 3'te gelen ilk süreklerden biriydi. Ve buraya girmek için bir ton telefonun cevap verip kod almamız gerekiyordu. İçeride ise parlak kırmızı bir buton vardı. Butona bastığımızda odanın içindeki sis dağılıyordu ve pencereden odanın içindeki bombayı görebiliyorduk. Hadi bir de şimdi bakalım yeni sezon fragmanında buraları göstermişler mi? Hem sığınak 11'in işaretli olduğu yerini görebiliyoruz hem de bombanın kendisini. Yani sezon 4'te sığınak 11 ile ilgili yeni bir güncelleme, yeni oyunlar gelebilir. Zaten hatırlıyorsanız sığınak 11 içinde bir kapıda daha vardı ki bu kapıya ne telefonla ne anahtarla açabiliyorduk. Belki de yeni sezon ile kapının arkasında neler var görebileceğiz. Sezon 4'te gelip de oynanışı en çok etkileyebilecek şeylerden diğerisi lobi oyunları arkadaşlar. Normalde sezon 3'te çok kısa bir süreliğine yarım saat kadar bir süre multiplayer'a bu modu getirmişler. Ben kaçırdım ama redditte görmüştüm konusu oha oha falan olmuştum çok da sevindirmişti beni. Fakat hatalarla dolu olduğu için anında kaldırdılar bu modu. Yine de bununla ilgili atılan Twitter'da sezon 4'te hem multiplayer hem de Warzone için özel lobby oyunları kurulabileceğini açıkladılar. Açıkçası en çok benim işime yarayacak bu. Çünkü rehber videoları çekerken saatlerce aynı oyuna denk gelebilmek için uğraşmak zorunda kalmayacağım artık. Hemen özel lobiye gireceğiz. Karşılıklı birbirimize mermi hasarını, perkleri, silah spreylerini vesaire bir sürü şeyi inceleyebileceğim. Çok güzel oldu benim için. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Olabildiğince tüm gelecek operatörleri, silahları, easter arka plandaki ...hikayede ne olabilir... ...hepsini anlatmaya çalıştım... ...tabii benim gözümden de bazı şeyler kaçmış olabilir... ...o yüzden hoş görün... ...ve kaçırdığım bir şeyler varsa eğer... ...aşağıya yorumlara yazmaktan çekinmeyin... E, ...öğrenelim... ...gerçi çok bir sürede kalmadı... ...bir gün kaldı en kötü ihtimallerini öğrenebiliriz ...ama unutmayın bazen gerek silahlar... ...gerek böyle ara oyunlar sığınak 11'deki gibi sezonun ortasında gelebiliyor ya da sezonun sonuna doğru da getirebiliyorlar. O yüzden siz yine de eğer ben videoda bir şeyler atladıysam aşağıya yazın. Sezonun ortasında gelecekse bile hazırlıklı oluruz. Aa bak bu arkadaş bunu demişti bak kesin geldi. O, onun sayesinde hazırlandık diyebiliriz. Sana teşekkür edebiliriz. Eğer tahminlerim de mantıklı geldiyse eğer benim tahminlerim sana da mantıklı geldiyse aşağıdan beğene tıklayarak bunu gösterebilir. Ve hemen hemen her gün ürettiğim içeriklerde kaçırmamak için abone olarak bildirimler açabilirsiniz. Hem abone olarak aynı zamanda yaptığımız çekilişleri de kaçırmazsınız. Ve yarın gelecek sezon 4 ile ilgili tüm bilgileri de anında ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Geldiğiniz izlediğiniz için çok sağ olun. Yarın sezon 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.